Herkese merhaba. Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosuyla birlikte beraberiz. Bugün konumuz kahve. Kahve deyince öyle çok gizli bilgiler falan vereceğimi zannediyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Gerçi başlıktan da çok iyi anlayacaksınızdır ama ilk buluşmada hangi kahveyi içmekle ilgili bir şeylerden bahsediyor olacağız. Bildiğiniz üzere son dönemin en popüler içeceklerinden birisi kahve. Aslına bakarsanız biz birazcık böyle çay milleti gibi gözüksek de bayağı bir kahve tutkunu bir ülke olduğumuzun farkına vardık galiba ve her buluşmada hadi bir kahve içelim, ne zaman kahve içiyoruz, bugün bir kahve içelim mi falan gibi böyle birbirimize sorular sorup hatta bazılarını da ekiyoruz. Söz konusu kahve olunca hatta belki bilenler bilir bizim bir de böyle Uluç buralarda çok gözükmese de öbür tarafta çok hakim olduğu bir kahve bir keyif adında başka bir blogumuz var. Bolca kafein kokulu konulardan bahsediyoruz. Bugün de böyle mevsimlerden yaz, işte akşam buluşmalarının sıklıkla olduğu zamanlar olunca ilk buluşmada hangi kahveyi içmeli adı altında bir video çekmeye karar verdim. Şimdi diyebilirsiniz ya işte ilk buluşmada neymiş, kahve mi belirleyecek benim kaderimi falan diye ama inanın seçtiğiniz kahvelerin insan psikolojisi üzerinde oldukça etkili araştırmalar yapılmış ve seçtiğiniz kahve sizin aslında kimliğinizi yansıtıyor bu açıdan. O yüzden eğer ilk kez bir kız arkadaşınızla veya bir erkek arkadaşınızla buluşacaksanız ve uzun zamandır da onunla buluşmanın hayalini kurup bir kahve içmenin de böyle günlerdir hayalini kuruyorsanız bu videoyu bence izlemeden geçmeyin. Çünkü ne olur ne olmaz işinizi sağlam kazığa bağlayın. Yani bu da çok böyle kazık filan hoş olmadı ama siz yine de işinizi sağlama alın. En doğru kahveyi seçip karşı tarafa iyi izlenimler bırakın. Malum herkes şu an kahve gurmesi modunda. Belki o bunları biliyordur. Belki sizi içtiğiniz kahveden tuttuğunuz fincana kadar inceleyecektir. O yüzden gelin o zaman birlikte ilk buluşmada hangi kahve içelim, hangi kahve içmeyelim birlikte bakalım. Ama ben önce bunu içeceğim. Şimdi ilk buluşma dedik, kahve dedik. 10 kişiye sorsanız favori kahven ne diye herhalde 10 kişiden 8'i latte diyecektir. Siz de bir latte severseniz o zaman bana kalırsa yani bu yapılan böyle kahve araştırmalarına göre, kimlik belirleyen araştırmalara göre ilk buluşmada latte içmek birazcık tehlikeli gibi gözüküyor. Çünkü latte içenin aslında kararsız tipler olduğu söyleniyor. Daha böyle arka planda kalmayı seven ve ilişki destekleyici konumda oldukları söyleniyor. Bu kimine göre iyi olabilir, kimine göre kötü olabilir. Kimileri ben işte ilişkinin baskın tarafı ben olmak istiyorum diyenler için latte sever bir sevgili ideal gibi gözüküyor ilk buluşmada. Ama yok ben baskın karakterlerden hoşlanırım, vurdum bu masaya ses çıkartmalı gibi böyle tiplerden hoşlanıyorsanız ve ilk buluşmada görüşeceğiniz kişi latte içiyorsa o zaman sakinlikten ve arka planda kalmaktan hoşlanıyor demektir. Gelelim bir diğer kahvemiz cappuccino. Eğer cappuccino sipariş eden bir ilk buluşma arkadaşınız varsa o bilin ki sevgi ve aşk dolu demektir. Çok aşk dolu ve sevgi dolu bir eş olacağına emin olabilirsiniz. Ancak onlar için, onlar evet sevgi ve aşk dolular fakat onların kalbini çelmek birazcık zor gibi gözüküyor. Yani birazcık çaba sarf etmek gerek. Onların ilişkilerinin içine, onların hayatlarına dahil olabilmek için azıcık enerji sarf etmeniz ve çaba göstermeniz gerekiyor. Latte'den sonra en çok tüketilen kahve nedir diye sorarsınız. Bence mocha'dır. Hatta white chocolate mocha falan böyle gider, herkesin favorileri arasında yer alır. Eğer mocha seviyorsanız o zaman siz aşık olmayı seviyorsunuz demektir. Ya da karşı taraftaki kişi mocha sipariş veriyorsa bu konuda birazcık dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü onlar sevecen, işte doğal ve biraz aşk dolu olsalar da aslına bakarsanız uzun soluklu ilişkileri çok fazla seven tipler değillerdir ve o yüzden onlarla ilişki birazcık zor olabilir. Ha, bunlar aşık olmayı çok seven tiplerdir, mocha içenler. Fakat dediğim gibi eğer uzun soluklu bir ilişki hayal ediyorsanız ve karşı taraftaki mocha sipariş veriyorsa çok yanlış kişiyle görüşüyorsunuz demektir. İkinci bir buluşmaya bence gitmeyin, gerek bile yok yani. Yaz dönemlerinin en popüler kahvesinden birisi
Frappuccino, sıcak yaz günlerine ilaç gibi gelen bir kahve. Peki Frappuccino içtiğimiz zaman ne oluyor? Karşı tarafa nasıl bir mesaj veriyoruz ya da karşı taraf nasıl bir tip? İlk randevunuzdaki kişi bir Frappuccino sipariş ettiyse karşı taraftaki kişi hırslı ve enerjik bir tip demektir. Enerjik oldukları için de kendilerini kontrol edebilecek bir eş ararlar. O yüzden eğer ki siz de böyle hani bir önceki ilk başta demiştik ya, ben baskın bir karakterim, karşı tarafı da böyle avucumun içinde tutmak isterim, onu böyle istediğimi yaptırmak isterim gibi bir modunuz varsa Frappuccino severler. Bunun için aslında ideal bir kişi, kitle gibi gözüküyor. Çünkü onlar kendilerini böyle birinin yönetmesinden, daha doğrusu kendilerini birilerine emanet etmekten ve kontrolü karşı tarafa bırakmaktan çok hoşlanıyorlar. Yani bunu ben demiyorum, araştırmalar diyor. Eğer ki siz de böyle tiplerden hoşlanıyorsanız o zaman içene tutun, sarılın, bırakmayın yani. En öne çıkan isimlerinden, kahvelerinden bir tanesi chai tea latte. Eğer böyle cool olayım falan diye sipariş vermiyorsa, yani hani böyle aman sıradan bir kahve söylemektense havalı bir şeyler söyleyeyim de karşı tarafı etkileyeyim falan modunda değilse eğer, bu kişilerden bence uzak durmanızda fayda var. Çünkü araştırmalara göre chai tea latte sipariş eden kişilerin stresli oldukları ve sinirli oldukları söyleniyor. Yani sinirli ve stresli insanın sizin çevrenizde ne işi var, affedersiniz. O yüzden size böyle iyi gelen, ruhunuza iyi gelen, sevgiyle sizi kucaklayabilecek birileri dururken stresten ve sinirden beslenen insanlarla hiç işiniz olmasın. Tabii bunlar %100 doğrudur diye bir şey yok ama hani böyle ilk buluşmada işte giydiğinden içtiğine kadar süzersiniz ve karar verirsiniz ya, eğer çay tilaç veriyorsa işte o zaman bunu da o dikkat edeceğiniz notlar arasına eklemenize fayda var diye düşünüyorum. İlişki kısmında da aslında birazcık çekingenlerdir. Yani hemen kendilerinin açılmasındansa sizin açılmanızı bekleyebilir. Birazcık bu konuda, ilişki konusunda birazcık çekingenler. O yüzden bu kişilere de böyle bir yanına bir yıldız koyun hani. Ne olur ne olmaz. Son olarak sert kahve, filtre kahve, daha doğrusu sade kahve seven o kitlemiz. Sert ve sade kahve severlerden bir tanesi de benim. Filtre'lerimiz efendim bunlar çok sorumlulardır, çok böyle idealleri olan işte insanlardır. Ondan sonra kendimi methetmek istemem ama böyleler. Ben de onlardan bir tanesiyim diyelim. Şaka bir yana bunlar sorumlu kişiler, işte idealleri olan kişilerdir. Ancak çok ufak küçük bir sorunlarından bir tanesi birazcık sinirli olmaya, agresif olmaya eğilimli insanlardır. Bu da neden böyle? Şimdi sert kahve içtiğin zaman insanlar sert kahve içiyorsun diye seni sinirli zannediyorlar filan, yani yok öyle bir şey aslında. Sadece damarına bastığınız zaman, her insanda aslında bu geçerlidir. Bu sadece sert kahve içenlerde bence geçerli değildir. Kendimi hiç savunmuyorum. Ama biraz damarına bastığın, yani bu sert kahve severlerin sinirlenme, birazcık agresif olmaya eğilimli olduğu söyleniyor. Ama damarına basmazsanız pamuk gibi insanlardır. Yani çok romantiklerdir. Onun bu yönünü de ortaya çıkartmak, onun bu romantik yönünü ortaya çıkarmak, onun bu romantikliklerinden faydalanmak istiyorsanız da iki hoş sohbet etmeniz, tatlı tatlı konuşmanız yeterli olacaktır. Çünkü onlar zaten sizinle iyi konuşulmasına, iyi davranılmasına, tatlı tatlı sohbet edilmesine çok bayılan tiplerdir. O yüzden eğer sert kahve, sade kahve sever bir ilişki adayınız, sevgili adayınız varsa ona küçük tatlı sözcükler söyleyin ve sonra gerisini karşı tarafa bırakın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videonun başında da söylediğim ya da söylemediğim gibi hatırlamıyorum ama bunlar tabii ki böyle kesin doğrulardır. Bunlar böyle tiplerdir demiyorum, asla demiyorum ama son araştırmalar insanların kahve tercihlerine, kafein tercihlerine ve damak zevklerine göre psikolojilerine ve kişiliklerine yönelik bir takım sonuçlar ortaya çıkmış. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ilk buluşmalarınızda size fayda sağlayacaktır ve doğru insanı bulmanıza etkili olacak faktörlerden bir tanesi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.